Fresh On The Way kanalından merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya başlayacağım. Hazır yurt dışına gelmişken biliyorsunuz bu tarz videolar çok çekiliyor. Bir de benden gördüm istedim. Hani yurt dışında ya da Almanya'daki fiyatlarla Türkiye'deki aynı ürünlerin fiyatlarından bahsedeceğiz. Hani marka farklı olabilir. Hatta Türk ürünleri bulabilirsem onları da göstereceğim. Kısa bir video olacak. Sadece bu konuyla ilgili artık bu çözüme kavuşsun istiyorum. Sadece şunu belirtmekte bir yarar var arkadaşlar. Bakın 1 euro eşittir 1 TL gibi düşünün. İnsanların aşağı yukarı asgari ücretlisi neyse bizde onun TL cinsinden değeridir. Hani gidip de 12 ile 13 ile çarpıp da hesaplamayın. Bizim ne kadar çok vergiye para ödediğimizi bu videoda çok daha iyi anlayacaksınız. O zaman başlayalım. Meyveye hasret kaldık arkadaşlar, biliyorsunuz. Bakın Avrupa'da meyve fiyatları. 2.99'a elma satılıyor arkadaşlar. Muz, alın size muz. 1.79 arkadaşlar. 1 kilosu 1.79 çarpın, yine ucuz. Yine 2.99 elmalar. Şöyle bakacak olursak, bakın burada biberler 0.99. Yani domatesin kilosu, bu çeşitli domates 4.99, 3.99, salatalık 2.99. Yani ne diyeyim artık bilmiyorum ki. Temel gıdalardan başladım bu arada. Yani daha ve o kadar kaliteli, o kadar güzel görünüyorlar ki. Yani hiç çürük, ezik hiçbir şey göremezsiniz. Bakın biberler 4.99 ki bu biberleri biz sadece metroda görebiliyoruz. Burada çok daha özel gıdalar. İşte brokoli 2.99 ve hiç görmediğiniz sebzeler falan işte 2 euro. Havuç 0.79 euro. Patates, soğan. Ha burada biraz daha patates, soğan pahalı. Aa bak çok üzüldüm şu anda. Patates, soğan da çok pahalı. Şu anda mesela avokado. Avokadocular. Hop. Bakın bu ne? Bir tanesi mi 3.33 bilmiyorum da. Anlayan varsa böyle bir şey gördüm. Bu kısım ithal makarnalar ve bulunduğumuz AVM de lüks bir AVM arkadaşlar bu arada. Hani Lidl'lara falan gitseniz bu fiyatlardan çok daha ucuza görebiliyorsunuz. 0.99 euro, 0.85 euro. Biraz daha işte böyle İtalyan markaları işin içine girdiği zaman 2.5 euroya falan çıkıyor. Ama gördüğünüz gibi ortalama 1.5 euro civarında makarnaların paketlerini alabiliyorsunuz. İşte en can alıcı bölgeye geldik arkadaşlar. Yağ fiyatlarını görüyorsunuz. Şu anki kur 13.5, 13.60. Bu fiyatla çarptığınız zaman bile 1 litresi daha ucuza geliyor arkadaşlar ki 1.39 euroya satılıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şaka gibi ya. Ya işte en can alıcı bölgeye geldik arkadaşlar. Yağ fiyatlarını görüyorsunuz. Şu anki kur 13.5, 13.60. Bu fiyatla çarptığınız zaman bile 1 litresi daha ucuza geliyor arkadaşlar ki 1.39 euroya satılıyor. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şaka gibi ya. Gerçekten şu ana kadar hiç bu kadar sinirlenmemiştim gerçekten. 2 litresi 4 euro ki o daha kaliteli bir marka. Ama ayçiçek yağını görüyorsunuz. Öyle çok da büyük şişelerde satılmamasına rağmen litrelik fiyatı bu fiyata. Bakın burada Kühne'yi buldum arkadaşlar. Bizim kendi markamız. Turşu 2.39 euro. Bunları Türkiye'de 7-8 TL civarında hatırlıyorum. Emin değilim ama o şekildeydi. Tabi biraz daha yerel markalar işin içine girdiği zaman turşularda 1.59, 1.79 gibi çok ucuz fiyatlara kadar düşüyor. Turşularda da durum bu şekilde. Geldik son zamanların yine zam şampiyonu yumurtaya arkadaşlar. Almanya'da organik yumurtalar arkadaşlar. Bakın onlusu 1.99 euro. 1.5 euro burada başka bir markanın. Altılılar var 1.29, 1.99. Tanesi yanılıyorsam böyle açık olduğu için 0.39 euroya geliyor ki bize tanesi şu an 1.5 TL. Çok ciddi bir maliyetten bahsediyoruz ki görüyorsunuz çoğu organik ve sertifikaları da var üstlerinde. Avrupa'da biliyorsunuz öyle herhangi bir uydurma ya da bir dolandırıcılık olayı zaten imkansız bir şey. Böyle rengarenk değişik değişik yumurtalar var, farklı besin değerlerine sahip. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bakalım başka temel gıda ne bulacağız. Ve burada bir Türk markası daha var arkadaşlar. Suntat diye. Suntat artık neyse artık. Bakın nohut 2.29 yarım kilosu. Yani 4.5 euroya geliyor arkadaşlar. Mercimek 1.99. Yeşil mercimek 1.79. Kuru fasulyeler 2.19. Biraz daha büyük paketlerde işte 3.29, 2.29. Diğer işte pirinçler, bulgurlar görüyorsunuz burada. Bunlar daha çok Türk markaları. Farklı isimler verilmiş. Yani bakliyatta da durum bu şekilde arkadaşlar. Susam mesela yani 1.99'a burada değişik değişik de bakın. Ha mesela bulgur, organik bulguru diyor. Tabii bu biraz daha küçük paket ama 2.49, 450 gramı. Devam edelim bakalım daha ne kadar şaşıracağız diye bekliyorum. Bunlar da tost ekmekleri arkadaşlar. Ekmek konusunda şunu söyleyebilirim ama Avrupa'da da dünyanın birçok yerinde inanılmaz güzel sandviç ekmekleri satılıyor.
Ve fiyatları da gördüğünüz gibi 1.39, 1.39, 1.29. Yani siz şuradan biraz peynir, biraz işte aşağı yukarı 10-11 euro harcayarak birkaç gün kendinize yetecek sandviçi bile yapabiliyorsunuz. Yani bu turistik olarak gelenler için söylüyorum. Madem restoranlarda böyle bir kişilik yemek fiyatına siz 2-3 gün boyunca sandviç fiyatlarını çıkartabiliyorsunuz. Ekonomik seyahat için gerçekten bu çok önemli bir şey. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Euro olmasa da yapıyorduk. Ve ekmeklerde, sandviç ekmeklerinde durum bu şekilde. İşte çok acı bir tabloda arkadaşlar. Ton balıklarının tanesi 2.20, 2.40. Paketler var mesela, sardalyalar 1.10. Aşağıda görüyorsunuz 1.19. Şu anda üçlü, BİM'de bile arkadaşlar üçlü paketler 25-30 lira arasında değişiyor. Hatta bu son benim hatırladığım fiyatlarıydı. Çok daha fazla olabilir. Görüyorsunuz arkadaşlar, çarptığınız zaman bile Türkiye'den ucuza geliyor yine ton balıkları. Burada ve buradaki çeşitleri inanın imkanı yok, Türkiye'de bulamayız. Ancak böyle çok elit marketlerde bazı çeşitleri görüyorsunuz. Zaten onlarda 5-10 kat fiyat farkları var. Burada da görüyorsunuz, bakın bu salamlar, sosisler, tamam hepsi domuz ürünü, eyvallah. Ama o et olarak bakacak olursanız bakın 2.99'a envai çeşit burada et ürünlerini, sosisleri, salamları görebiliyorsunuz. 1.99. Şu anda Türkiye'de herhangi bir en dandik sucuğu bile almaya kalksanız 10 lira. O da tavuğun artık leşidir. Onları yiyebiliyorsunuz ama bunlar inanılmaz kaliteli. Bakın direkt parça etler. 1 kilosu 6.49. 1 kilo parça et arkadaşlar 6.49 euro. Hızlı atıştırmalık sandviçler de biliyorsunuz şey, salam, sosis, kaşarlar da çok moda bu aralar. Türkiye'de onlar da artık 4-5 liralara geçti, küçücük 6 dilimler bile. Bakın burada daha büyük paketlerde çok daha güzel markalar, çok daha güzel ürünler. 3.89, 102 büyüğü bakın. Şurada neredeyse 1 kilo 3.89. Ve bunu bir daha belirtmek istiyorum arkadaşlar. Burası çok lüks bir market. Yani o Lidl gibi bir yer değil. Bizim onların da BİM'leri var. Lidl mı artık öyle bir şey. Bu fiyatların yarısını düşünün arkadaşlar orada. Bakın burada farklı ülkelerin de 1.59 mesela İspanya'nın meşhur Croissant'ı var. İtalya'nın mesela Parma Şinken'i var. 3.29. Oy kafayı yiyeceğim birazdan. Tavuk, biftek falan da öyle arkadaşlar. Sadece yani şey düşünmeyin, domuz ürünleri olarak demiyorum. Genel olarak bu fiyatlar farklı ürünler için de. Mesela bakın burada tavuklar da var aşağı taraflarda. Onlar da o fiyatlarda. Zaten hepsinin üzerinde resimler var arkadaşlar. Yani tavuk mu, dana mı, domuz mu, hepsini görüyorsunuz. Evet, şimdi en alıcı bir diğer kısma geldik. Bakın dana kıymanın 0.400 gramı arkadaşlar 5.19 euro, ki bu yine bu da dediğim gibi özel markalardan bir tanesi. Kiloya vurduğunuz zaman 10 euro civarı bir şey oluyor arkadaşlar. Kıymada da durum bu şekilde. Bittiğim kısma geldim arkadaşlar. Bakın dananın en güzel yerleri, işte bizim biftek, antrikot, şunlar bunlara tamir ettiğimiz yerlerin 100 gramının fiyatlarını görüyorsunuz arkadaşlar karşınızda. Yani şöyle göstereyim, mesela artık ne yazdığını bilmiyorum ama şunun bir kilosu 15 euroya falan geliyor. Yani fiyatlar gerçekten çok iyi. Antrikot 5.99. Evet, tavuk ürünleri arkadaşlar, işte direkt bonfile yarım kilosu 7 euro, 7.5 euro. Kanatlar 3.84, kıyması 4.19, yarım kilo fiyatları bunlar. Çarparsınız zaten siz ikiyle. Tavuklarda durum bu şekilde. Ağlamak istiyorum. Metroya gidip baka baka geri geldiğim soslar 2.49. Tabi burada biraz daha böyle artık benim hiç duymadığım soslar da var. 1.99, 1.99 arkadaşlar. Bakın curry paste diyor, işte curry ezmesi. 3.5. Koca noodle paketleri 1.99. Acı sosun kocaman bir şişesi 2.79. Yani bakın bunlar da böyle bu şekilde arkadaşlar. Soslarda da işte Hindistanların özel chicken sos, butter chicken sos 4 euro. En çok ilgilenme girdiği için hassas noktamdır. Bu fiyatları görünce yine üzülmedim değil. Tabii birkaç tane alıp öyle çıkacağım. Ve helva tahin diyoruz arkadaşlar. Bunlar da Türk markaları. Bakın 350 gram helva ve tahin 2.99, 2.49. 350 gram yani kilosu 5-6 euro civarında arkadaşlar. Oy beni vurun arkadaşlar, ki bunlar hepsi ithal ürünler bu arada. Yani ithal fiyatlar. Taco'nun koca paketi 3.49. Mayonezler arkadaşlar, Heinz'in mayonezi bakın 400'lü 2.19. 500'lü 2.49, ki daha neler neler var burada. Ketçaplara bakacak olursak yine aynı durumlar geçerli. Kocaman Heinz ketçap 2.49. En büyük boy 1 kiloluk. Yanım 0.80'lik 3.29. En son biz bunu BİM'e mi ne gelmişti? 1.19 TL'ydi arkadaşlar.
Yani gördüğünüz gibi her kategoride durum bu şekilde. Hani ekstra size farklı bir kategori göstermiyorum. Her kategori aynı şekilde arkadaşlar. Ve süt diyoruz arkadaşlar. Yani insanın en temel ihtiyaçlarından biri süt içmektir. Ama Türkiye'de artık litresi 9 TL. Bakın burada 1.05, 1.15. En kral markalar 1.29, 1.39, 0.99'a sütleri görebiliyorsunuz. Bu da mı gol değil arkadaşlar diyorum yani. Bu da mı gol değil. Kimleri kola çok pahalı falan diyor. Bakın arkadaşlar 1.25'i 1.19. 1.25 litresi 1.19 lira arkadaşlar kolanın. Türkiye'de en son 6.5 liraydı. Hatta bir abime de buradan selam iletiyorum. Kendisi git yurt dışına 4.5 liraya kola içersin diyordu. Herhalde o gidip mekanda içmiş. Onu market fiyatı zannediyor. Durum da bu şekilde kola burada. Alın size arkadaşlar somonlar. 2.39 100 gramı tabi bunlar. Ama bunlar Norveç'ten özel olarak getirilmiş balıklar. Hepsi gramaj usulü, bir de böyle servisler yapılıyor. Bakın ahtapotların 100 gramı 5.69. Karidesler, kalamarlar hepsi burada var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunları da isterseniz pişmiş ya da bir şekilde yiyebilirsiniz. Buyurun size arkadaşlar. Bakın kahve kremaları. Koca kilo paketler 14 euro arkadaşlar. Burası da kahve reyonu. Dünya ünlü kahvelerin bakın 3.99. Bunlar kapsül kahveler. 3.99 euro. İçinde 20 tane var. Yani tanesi 20 kuruşa geliyor. Onun dışında yine 2.29. Filtre kahveler 1.99 paketleri. Koca Jacobs'lar 8.69. Bunlar biraz daha hani ithal mallerde. Ha, Jacobs mesela yarım çoluk filtre kahve 4.5. Hatta 4.30 arkadaşlar. Kahvelerde durum bu şekilde gördüğünüz gibi. Bakın burada dünya ünlü işte Sagafredo var. 4.69. Yine İsviçre'nin kahveleri. Bu en pahalısı bu ama bu da zaten nereden baksanız 1 kilo sanırım. Evet 1 kilo burası da. 15 euro. Ve yani bu markaları inanın Türkiye'de göremezsiniz. İnanılmaz kaliteli markalar. Fiyat da bu şekilde. Bizde 1 lira, bir tanesi bile 15 TL'yken arkadaşlar Corona'nın altılısı 7.49. Ki Corona pahalı bir biradır Avrupa'da arkadaşlar. Bakın burada Bitburger'ler var. Bu 4.29 altılısı. Görüyorsunuz. Devam edelim. Zaten teneke işin içine girince tanesi 1 euroya kadar düşüyor. 0.79'a düşenler, 0.75'ler düşenler, Honsten'ler 0.65, Lichar 0.85. Bunların hepsini hani az çok denedim biliyorum. Gerçekten fiyatları çok iyi. Guinness'in böyle özel biraları. Dörtlüsü 6 euro arkadaşlar. Dörtlüsü ki Guinness de çok kaliteli bir bira markasıdır. Burada görüyorsunuz bak Carlsberg'in şişeleri 3.79, 3.99. Yani alkolle ne kadar çok vergi verdiğimizi bu videoda çok daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Beck's 3.49. Şarapların şişesi 4.99, 5.99. Kalitesine göre 10.79, 13.79. Yani en fazla 23-24 euroya görüyorsunuz içecekleri. Bunlar şaraplar tabii ki. Bakın dünyaca ünlü içecekler. Mesela 10-100 euroya viskiler var. Brandy'ler 67 euro civarında. Jim Beam 32 euro arkadaşlar. Johnny Walker 16 euro. Yani gerçekten çok ucuz. Alkol arada dağlar kadar fark var. Smirnoff 12 euro arkadaşlar. İnanılmaz inanılmaz gerçekten şu an şok içindeyim. 10 euro. Gördüğünüz gibi 20 euro'dan fazlasında bir şey görmüyorsunuz. Sadece o çok ithal içkiler olunca sayı biraz daha fazla oluyor. Şimdi burada da arkadaşlar cipsler var. Bakın önce bildiğimiz markalara gelelim. En büyük boy cipsler 1.59 euro arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? 1.59 euro. Yani bizde herhalde artık Lay's'in en büyük boyları 7-8 TL'ye ulaşmıştır diye hatırlıyorum. Hatta şurada Pringles'lar var. Bakın Pringles'ların fiyatı 2.59. Bizdeki fiyatı 8-10 liradan en son fazlaydı. Hatta 12-13 liraya da çıktığında hatırlıyorum. BİM'de bile küçük paketlerde dünya kadar paraya satılıyorlardı. Şimdi bakalım başka neler var. Çok uzatmadan temizlik ürünlerini de göstereceğim arkadaşlar. Bakın cifler işte 1 euro koca kutuları. Camsiler 1.39, 0.95'e de tabii var. Markasına göre değişiyor. Ondan sonra yine 2.49, 2. Yani hep o civarlarda istediğiniz markanın temizlik ürünlerini alabiliyorsunuz. Tuvalet temizleyiciler 1.49, Domestos. Bakın aha Domestos 1.69, Domestos'un 750 milimliği. En son ben Türkiye'de 12.5 liraya aldım arkadaşlar. Oh. Devam edelim. Başka birkaç tane çocuk bezi gösterip artık videoyu kapatacağım. Ve kapanışı artık bebek eşyalarıyla yapacağım arkadaşlar. Bakın bebek bezlerinin en büyük paketleri içinde kaç tane var? 82 tane var sanırım. Evet 82 tanesi 25 euro arkadaşlar. Dediğim gibi 25 euroya 82'lisi satıyor. Artık alanlar
küfür edebilirler rahat rahat. 16'lı tuvalet kağıdı arkadaşlar. 3.59 euro. 3.59. Devam edelim. Bakın. Hiç değişmiyor. 2.99'a bile düşüyor bakın burada. Daha büyüklere, daha böyle. Hatta 1.99'u, ha bu biraz daha 8'liymiş. 1.99'a 8'li satılıyor. Kağıt havlular var. Bakın 2.49'a 4'lüsü satılıyor. 2.49 euroya. Burada daha böyle bir güzel marka işte 2.49'a 2'lisi satılıyor. Hah, burası 8'lisi 4.49'a satılıyor arkadaşlar. Bize temiz kokmak bile haram arkadaşlar. Bakın Axe'ların parfümleri 2.29. Duş jelleri 1.99. Adidas'ın 1.99. Axe'ın yine 1.99 arkadaşlar. Şampuanlar falan zaten dün de göstermiştim. 0.85 euroya bile kocaman alabiliyorsunuz. Elidor'lar. L'Oreal 2.99. Bakın 2.99'a zaten kozmetik ürünleri daha ucuz. Çok daha ucuz. Çünkü buralar kozmetiğin merkezi. İşte Schwarzkopf'un ürünleri 2.99. Boyalar, şunlar, bunlar hepsi 2 euro. Hep 2 euro civarında değişiyor. Nivea'nın işte böyle güzel şampuanları 1.99. Buralarda bu şekilde. Ve büyük bir moral bozukluğu ve hayal kırıklığıyla çıktım arkadaşlar marketten. Tabii ben burada turist olduğum için hani alamadım. Almak da isterdim. Hani kendi evime o eşyaları götürürken toplam fiyatını görün isterdim ama inanın size gösterdiğim bütün ürünlerden birer tane alsaydım 100 euro etmeyecekti. Ki önümüzdeki insanların aldıklarıyla ödediklerine bakınca zaten 40 euro 50 euro olduğunu gördük. Şu anda siz gidin Türkiye'deki en ucuz markete gidin. 3-5 tane eşya alın, o fiyatın TL cinsinden daha fazlasını ödüyorsunuz. Yani tekrar diyorum lütfen çarparken akıllıca çarpın şu euroları. Adamın kazancı 1700 euro max minimum olduğu için ya da 2000 euro ya da 2400 euro ise asgarisi, ona göre de harcama yapıyor. Yani siz o parayla ne kadar çok, kaç litre benzin alabildiğine, kendi ülkesinde o parayla kaç tane ekmek alabildiğine, o parayla kaç tane kola içebilir ya da bira alabildiğine bakın. Öyle kıyaslayın. Yani ekonomi bu kadar basit bir şeydir aslında. Öyle kafanıza esince 1.15'le çarpıp esmeyince işte 1 TL daha ucuz falan kafasına girmeyin. Gördüğünüz gibi Edeka'dan, bu arada ismini unutmuştum içeride, Edeka'daki fiyatlar buydu. Lidl'e gitseydiniz muhtemelen bundan %20 daha ucuz almış olacaktınız. Yani gelmişken anlatmak istedim. Böyle bir videoyu ben de anlatmak istedim. Kendi gözümle de görmüş oldum tekrardan. Durum bu şekilde. Böyle bir farklı video oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bye.